Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. Victoria 3 oyununun 1.7 sürümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin rehber serisiyle Uğur Bey karşınızda. Sizlerin isteği doğrultusunda en çok talep ettiğiniz ülke kendileriydi. Daha sonra Rusya'ydı. Rusya ile ilgili bir içeriğimiz var ama o benim oynadığım oyundan bir özet anlatımdı. Yine de seri yapabiliriz elbette ama öncesinde bir Amerika Birleşik Devletleri oynayalım istedim. Sonra Rusya'ya da geçiş yaparız. Sizlerin ilgisi desteği devam ettiği sürece elimizden geldiğince bu içerikleri getirmeye devam edeceğiz. Amerika çok potansiyelli bir ülke. Zaten tarihsel hikayesini de az çok biliyorsunuz. Bu oyundaki en büyük eksikliği nüfus. Birçok ülkenin yaşadığı problem. Amerika'da biraz daha fazla. Kanunları gayet iyi. Gayet iyi kanunları var. Okuryazar oranı da gayet iyi. Yani birkaç dokunuşla mükemmele yakın bir ülke oluşturabiliyorsunuz dönemin şartları için. Ama bu sefer nüfus eksikliğini gideremiyorsunuz tabii. Nüfus eksikliğini gerekirse Meksika fetihleriyle ortadan kaldırmaya çalışacağız. Aşağıya doğru inebiliriz. Kolayca fetih yapabiliyoruz. Bakalım, amacımız dünyanın en büyük gücünü oluşturmak. Amerika Birleşik Devletleri'yle umarım eğlenceli, güzel, faydalı bir rehber serisi olur. Öncelikle şu arkadaşa bir diplomat atalım. Saldırı yapabiliyor Liberia'yı almak için. Önemi de yok. Verebilirsiniz de. Çok bir faydası yok zaten bize buranın. Ama yine de ya savaşla vermeyelim. Gel kardeşim müttefik gibi gezinelim. Diyeceğiz kendisine. Kabul ederse ne ala. Şurayı kapatalım. Bu şirketin bizim için çok bir önemi yok. Onun yerine tomurcuk kamplarının kurulmasını kolaylaştıran bir şirket var. Neredesin sen? Burada. Hızlı bir şekilde tomurcuk kamplarını kuralım. Erken dönemde en karlı işletmeler oluyor biliyorsunuz tomurcuk kampları. Şöyle. Kolay kolay zarar etmezsiniz. Ülkenin her yerine kurabilirsiniz. Hatta ilk başlarda birer seviye kurmak daha faydalı bile olabilir. Oyunun yeni mekaniklerinden dolayı zamanla ölçek ekonomisine doğru ağırlık veriyoruz. Teknolojide ilk başta milliyetçiliği alacağız. Niye? Şurada bir kararımız var. Hak iddiaları elde ediyoruz. Meksika topraklarını iade ettir olarak fethedeceğiz. Aslında kötü şöhret de veriyor şu kararı ilan etmek ama şöyle ki iade ettir diyerek toprakları fethettiğinizde radikallik neredeyse olmuyor. Orası sizin korunuz gibi ele geçiriliyor. Ama fethet derseniz radikallerle birlikte geliyorlar. Fazla kötü şöhret alıyorsunuz vesaire. Şimdi gereği yok. Öte yandan bak şimdi gene aklıma geldi. Bakacaktım unuttum ya. Birleşik vilayetleri birleştirmeyi nereden yapıyorduk biz bu oyunda? Saygıdeğer vilayet birleştirme. Kabaca şuradan bir iki dakika bakacağım belki bulurum diye. Sizler yorumlarda da yazabilirsiniz. Ben de gerçi sonradan bulursam onu anlatırım. Onun bulucu falan değil. Neyse. Hükümler. Ha şurada dur. Vilayet eylemleri. Vilayet birleştir. Ha. Tamam, güzel. Çok güzel. Evet, buradan kolayca yapabiliyoruz. Yoksa tek tek aramakla uğraşacaktım. Gereği yok. Koloni kur yaptık. Ondan sonra Texas'ı bağlama şansımız var ama göndermeyeceğim. Zaten birazdan ilhak olur o. Saldırıp yeniliyor Meksika'ya. Yenilmezse bağımsız kalabiliyor ve diplomatik ilişkiyle bağlayabiliyorsunuz kendisini. Bunu deneriz. Mazzini'yi davet edelim hemen. Mazzini ülkemizde ihtiyaç duyduğumuz birkaç reformun geçmesi için çok önemli bir şahsiyet. Evrensel oy hakkı ilk getirmek istediğimiz kanunlardan biri. En kısa zamanda da önümüzde bir seçim var. O seçimlere kadar sürekli olarak Demokrat Parti'yi desteklememiz lazım. Normalde aristokratları desteklemeyi pek sevmiyoruz biliyorsunuz ama bu oyunda şu an ihtiyaç var desteklemeye. Yani aslında seçim sistemimiz gereği buradaki destekler aşırı bir etki etmeyecek ama ben yine de yapabilirim şu an çünkü kanun da çıkarmadığım için çok bir faydası yok bana. Vergileri arttıralım. Mücadeleyi başlatalım. Oyun bizi götürecek bakalım bir yerlere. Aklımıza geldikçe hamlelerimizi yaparız. Evet, Mazzini'yi elden geldiğince güçlendireceğiz. Oy hakkımız da geldi. Tabii şu an %15. Tamam, %15 olabilir. Çok önemli değil. Buyursunlar. Hükümetimizin aslında ya meşruluğuna da ihtiyacımız var. Ama 5 puan getiriyor gerçi. Yanlış hesapladık.
%50 penaltı yiyorsunuz burada kaldığında kanun çıkarma süresi ve gereksiz yere radikallik artışı oluyor. Bunları engelleyeyim dedim. Evet. Kaybediyor. Genelde kaybediyor zaten. Sıkıntı yok. Biz alırız. Başka. Evrensel hakkını getirmeye çalışıyoruz dediğim gibi. Yani destekleri iptal edersek bir tık şey olabilir aslında. Yani neyse, aristokratlara gönlüm el vermiyor. Destek vermeyeceğim ya. %25 oradan katkı alabiliriz. Hızlı hızlı tomurcuk kamplarını kursunlar. Hatta ilk başta şöyle bile yapabiliriz. Ama yok, öyle yaparsak bazı yerlere kurmayacaktır. Şöyle ben kendim ayarlayayım olmazsa. Birer seviyede olsa kursunlar. Buralara da atabilirsin. Ne kadar çok iş yeri açarsak o kadar iyi. Niye? İnsanlar köylerde biliyorsunuz yaşıyorlar. Köylerde yaşayan insanlardan gelir vergisi alamıyoruz. Halbuki onları getirip tomruşu kamplarına falan çalıştırırsak onlardan vergi geliri elde etme şansımız olacak. Ülkemiz için önemli. Biz burada hem ülkemiz için hem de halkımız için görev yapmakta olan bir başkanız. Elimizden geldiğince yeri gelecek vergi alacağız, yeri gelecek hayat standartlarını yükseltecek hamleler yapacağız. Milliyetçilikle başladık, hatta arkasına da işte sağlık kurumlarını getirmeye çalışacağım. Bu arada eğitim sistemini getirmedim. İlla ki bir şey unutabiliyoruz. Eksik kalıyor. Bürokrasi puanı ile ilgili bir sıkıntım yok. Yükseltebilirim. Ama şimdi acelesi yok. Bu arada bir dakika. Otorite puanı kaybı var. Mazzini, hayır, şöhreti azalmayacak, olmayacak. Bu aksaklık mı veriyor bize? Yapma be. Abi %55. Neyse dur bakalım. Süre azalıyor. Yine bir faydası var. Çok böyle jet hızıyla kanun geçebilir. Daha da hızlandık. Bir de ülkedeki meşruluk sorununu bitirseydik çok çok iyi olacaktı aslında ama. Elden geldiğince Whig Partisi'ne destek vermeyin. Çünkü meşruluk çok çok düşük oluyor. Güney, yani aristokratlarla devam edemiyorsunuz. Bu kanunu geçirmek için aristokratlara ihtiyacımız var. Elden geldiğince eventlerde onları desteklememiz lazım. Ki iktidarlarını sürdürebilsinler, meşruluk da düşmesin. Ülkedeki meşruluk, hatta bunları baskılayacağım neredeyse ya. Gerekirse kanun yavaşlasın da şu seçim sisteminde efendim zarar görmeyelim fazla. Olur, eksi birer tane. Evet, seçim sistemi gerçekten çok şükür kazasız belasız atlatmayı başardık. Çok hızlı bir seçim oldu. Hükümeti değiştirmeyeceğiz. Çünkü değiştirirsek problem. Eğer ivmesi çok fazla olsaydı sanayicilerin, bu sefer bizim Demokrat Parti'nin etkisi, meşruluk etkisi çok düşük olacaktı ve iktidarda kalamayacaklardı. Kanun geçemeyeceklerdi. Bu sefer iktidarı değiştirdiğiniz anda, bakın buradaki karakterin %20'lik bir gücü var buradaki vatandaşların. Evrensel oy hakkına desteği var. Bu destek 20 puan gittiği anda evrensel oy hakkını ilerletmek çok zor oluyor ki şu an bile görüyorsunuz ne kadar uğraştırıyor ya. Abi bir aksaklık daha veremeyiz bu arada. Çok komik şeyler yaşanıyor şu anda. Dur bakalım. Normalde bu pat 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 ilerleyip geçmesi gereken bir kanun. Şans işte, bazen böyle inadı tutabiliyor. Olumsuzluk üstüne olumsuzluk. Darbe marbe yok kardeşim. Onu geçeceksin. Anlaşmaya devam. Anlaşmayı iptal etmiyoruz. Darbe ile ilgili bir event tetiklensin. Hemen eksiye gönderelim bunları. Zaten kendi kendine eksiye gidiyor şu anda. Güzel. Darbeyi desteklemeyeceğiz. Otokrasiyle falan şu an işimiz yok. %41 demiş meşruluğa. Destek verelim, daha az kişi ölsün. Nüfus çok çok önemli diyoruz. Elden geldiğince demokrasi de kurtuldu. Aristokratlar kendi ayağını sıkıyor ya. Gerçekten inanılmaz. Evrensel oy hakkı ya, ilginç. Bunun ilerlemesi lazım artık. Affetmemesi lazım. Tık 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 ilerlemesi gerekiyor. Ben vergileri sıfıra indirsem ne olur? 32 bin gider var.
çok güzel çalışma aşamasına geçti. Kanunları daha hızlı ilerletmek lazım. Evet, tomurcuk kampları kurmaya devam ediyoruz bu arada ve odun üretimimiz nasıl gidiyor? Gayet iyi. Daha da karlı olabilirler. Efendim, elden geldiğince dediğim gibi yani insanları diyoruz ki köylerde çalışmasınlar. Şunları da düzeltmediler hala. Saygılar sunuyorum. Şöyle bir bas. Sonrasında demir madeni mi kuracağız? Efendim, kıyafeti dokuma mı yapacağız? Efendim, atölye mi? Onlara hepsine bakarız. Mobilya. Meksika ile savaş pozisyonu. Bakın, radikallik hızla artıyor. Niye artıyor? Düşük meşruluk. Yerine getirilmeyen siyasi hareket. Nedir o? Statüye dayalı oy hakkının korunmasını istiyorlar. Hayat standardı, eyvallah. Ona yapabilecek bir şey yok. Şuradan bakmaya devam edelim. Ayrımcılık biraz var. Kölelik var bir de. Köleliği kaldıracağız zaten. Onun için de bir zemin oluşturmaya çalışıyorum. Önce evrensel hakkını getirebilmemiz lazım işte. Bu vatandaş da ölmesin. 70 yaşında valla. Gitti gidiyor adam. Hadi be kardeşim. Vallahi kanun sıkıntıya girecek abi, ben size söyleyeyim. Evrensel hakkı destek alabilir. Hiç bakmadan onayladım. Öbür tarafta %50 seçeneği olmayacağını zannediyorum. Silah çıktısı 5 yıl boyunca. Ya aydın sınıfı. Tamam, %50 olsun. Dur şimdi. Savaşa gireceğiz sonra. Britanya topluluğu lobisi. Olur. Britanya ile aramızı iyileştiriyoruz zaten. Hadi oğlum. %70 de ilerle. İlerle. Çok güzel. Oy verme aşamasına geldi. Kanun gecikmemeli abi. Bir an önce geçmesi lazım. Sonra bakacağız ne yapacağımıza. Bu şirketi ne zaman kapatırız? 1841'de. Tamam. Ben şu an sadece inşaatları hızlıca yapmama sağlasın diye. Bakın, %32.5'lik desteği var. Ondan dolayı açtım. Yani oradan ekstra gelir elde edeceğim falan imkan var, destek veriyor da amacımız o değil esas olarak. Amacımız hızlı bir şekilde köylüleri efendim sanayide çalıştırmak. Tomurcuk kampı da ideal. Hem kendisi de karlı, hem de vatandaşlardan vergi almamı sağlayacak. Daha fazla. Milliyetçinin gelmesine az bir süre kaldı. Buralarda ilgisi var mı Britanyalıların? Yok değil mi? Çok iyi. Aman ha. İlgi falan gösterme buralara şimdi. Ben de rahat rahat alayım orayı. Yoksa karışıyor, alçak. İlk meselemizi hallettik. Çok çok iyi. Hükümetimizin %42 de görünüyor. Meşruluğu gayet kötü. Bu kanun geçerse memnun olacak tabii halkımız. Şu an radikalleşme artıyor da oyalama geliyor ya. İnanılır gibi değil. Manzini'nin desteğini arttıracağım. Zaten %7 düşüyor. Tamam. Manzini'nin ülkedeki otoritesini arttırmamız lazım. Manzini sonra ne getiriyor saygıdeğer Manzini? Aynen. Güvenceye alınan özgürlükler için mücadele başlatabilir ki çok iyi olur o da. İleride halkımızdan yoğun bir şekilde vergi almayı planlıyorum. Ve o vergileri alırken kendisi bize büyük bir destek sağlamış olacak getirdiği kanunla. Dışarıya satabiliyor muyuz? Britanya 70 tane alırım diyor. Maksimum 70 alma sebebinin bir nedeni var mı? Fiyatlamadan mı kaynaklanıyor? 4 seviye olmasının sebebi nedir? Ya şuradan bakılıyor. Ha. Niyeymiş? Zenginlikten dolayı. Tamam. Ticaret geliri yeterince iyi olmadığı için. Yani biraz daha ucuzlaştırırsak satabilirsiniz diyor. Peki. Ben şimdi Britanya'ya bunu satıyor gibi yapayım. Tamam mı? Biz bunu kurmaya devam edelim. Zahmet olmazsa. Devam. Dediğim gibi yani hem ucuza kuruyorsunuz hem de çok da karlı bir işletme. Aslında tütün için de bu hamleler yapılabilir. Fakat tütünün sanayi karşılığı yok inşaat yaptığınızda. 1000 tane çiftçi 4000 tane işçi çalıştırıyor mesela. Tomrukçu nasıl yapıyor? Bakın, bir tomrukçu yapıyorsunuz, kafadan 5000 kişi alıyor işe. Bence bu çok iyi bir değer.
Uğur Bey öbürü de 5000 alıyor. Dur şimdi, karıştım ortada. Makinist alıyor bu, makinist. Şimdi çiftçiyle işimiz yok. Bahane uyduruyorum. Oy verme şansına geçer mi artık? Hadi oğlum yapma be. Çok uzun sürdü ya. Geçmesi lazımdı şimdiye. Vergileri düşürelim bakalım. Bir süre için. Bu da tabii hayat standardımız yükseldi deyip sonra tekrar... Aa, ben asker basmadım bu arada. Dur, asker basalım hemen. Ne kadar askerin var senin? Bir şey söyleyeyim mi? Asker basmayı bekleyemeyiz şu anda. Acilen saldırmamız lazım. Kaç tane seçtim lan? Beşer tane alacağım diye. 10 tane. Ha. Tamam. 10 tane oradan. Birkaç tane de topçu diyelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri. Ha, 20 tane birim. İlk başta savunmada kalırız gerekirse. Bakayım, ilgi yok değil mi hala? Ama önce şunu onayla Uğur Bey. Gayet güzel. Vatandaş, bir de şey yaparım, maaşlarını zam yaparım askerlerimizin. Çok güzel. Şimdi vilayet iade ettir. Şimdi kararsız diyor. Kararsız olunca aslında genelde kabul etmiyor. Savaş çıkıyor aslında ama nasıl yapsak acaba? Şimdi o riski almak da istemiyorum. Kabul ederse kalacağız böyle. Lan kabul etti, mahvolduk falan diye. Ama kararsızken de kabul etmemesi lazım ya. Ya ben birkaç toprak daha eklerim abi. Aynısına şuraları falan alabiliyorum. Rio Grande mesela. 10 kötü şöhret, oraya ekledim. Rio Grande. Geldim. Burada nüfus fazla çünkü bu bölgelerde. Uğur Bey, göz kanatan sınırlar istemiyoruz şimdi. O yüzden bir dakika, burayı da ekleyeyim. Normalde daha fazla nüfus var öbür tarafta ama. Bir de şurası. Meksika. Vilayet fethet. Meksika 30 puan. Olur lan. Vallahi aldım. Dayanamadım, aldım. Şimdi hemen saygıdeğer ordumuzu seferber edelim. Şurada. Bu arada bizim eğitim seviyemizle alakalı şunu genel talim yap da hızlıca eğitilebilsin toplumlar. Efendim. Ben ne olur ne olmaz diye birkaç tane de asker alayım aslında. Ya işimizi garantiye alalım biz. 2 dakika sonra vay efendim bu niye böyle oldu demeyelim sonra. Evet, hadi bakayım. 2 dakikada üretir zaten bunları. Üretir. Eğitir yani işte, neyse. 11 kişi oldu bile hemen. Çok iyi. Şunları da aslında almak lazım. Bir tanesini ayrı tutalım. Bölündüğü anda, gerçi bir tanesini ayrı tutalım dedik. Böyle yaptık. Neyse, böleriz sonra. Gönder gitsin. Konuş lan hemen buraya. Umarım geri çekilmezsin ya. Umarım. Endişeli diyor. Ya. Abi işte ben bunu istemiyorum. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Arkadaşlar oyun çöktü. Maalesef şu. Bakın işte. Neden yani oyunlarda bazı kararlarda risk almamayı tercih ediyorum. Sebebi bu. Bütün hikayeni içine etti. Niye? 5 yıl boyunca beklemek zorundayım. Bir tane toprak aldım. Ve bunun yüzünden, yaptığı şey yüzünden 5 yıl beklemek zorundayım. O yüzden maalesef. Maalesef. Yani yapmamız gereken şey. Şunu onaylayalım da. Yapmamız gereken şey savaş nedeni yapmak abi. Hepsini ana savaş nedeni yapmak. Çünkü başka türlü benim için karlı değil bu sistem. Hemen geliyorum. Hepsini vilayet iade ettir diyorum. Artık skor ve agresiflik izin verirse geri kalan toprakları da şey yaparız, ekleriz. Birkaç toprak daha ekleriz. Şimdi önce bir bakalım.
Bunların hepsini ekleyelim. Geri çekilebiliyor işte abi. Yani olmaz diyorsun, oluyor. 45 kötü şöhret var. Şimdi ekleyebilirsin mesela. Dersin ki burayı ver. Veracruz. Neredesin? 11 nokta diyorsun. 56. Buraya ekleyebiliyor muyum? Lan neredeyse kötü şöhret kaybı yok o zaman. Bir dakika. Savaş nedeni yaptığımızda çok fazla agresif girmiyor muyum? Aria Grande'ye eklememişim. Tabii önce buraya ekleyecektik ya. Şimdi yetmeyecek işte. 30 puandı yanılmıyorsam. Bir de bak skor da yetmedi. Meksika'ya. Tamam. Agresiflik olarak 30'du. Ya sıkıntı yok. Şimdi kabul etmezse alamadığım toprakların agresifliğini vermeyeceğim zaten. O problem değil. Ama en azından istediğimizi alıp gideceğiz. Öbür türlü 5 yıl boyunca bekleyeceksin sadece bir toprak alarak. Ne gereği var ya? İşte böyle acımasız. Bu sistem aslında eski sisteme göre gene iyi oldu. Eskiden biliyorsunuz böyle bir şansımız da yoktu. Bence şimdi bir ekleme daha gerekiyor ona. O da nedir Uğur Bey? Bu ana savaş talepleri için ayrı bir skor yapılabilir aslında. Bir de onu düşünseler çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Basmayacağız dedik ama birkaç tane de şunlardan işte şöyle ekleyelim dedik sonradan, biliyorsunuz. 9 tane birim fena değil. Evet abi, şimdi kabul ediyorsan et, etmiyorsan etme, ne halin varsa gör. Dedirten andayız. Yani skorum da bu zaten. Ekstra bir şey ekleyemiyorum maalesef. Bakalım hala, evet, endişeli görünüyor. Yani kabul edebilir, etmeyebilir. Durumlar değişebilir. Güzel. Videomuz akıyor gidiyor. Dediğim gibi bu tip durumlarda... Bu arada biz niye böyleyiz? Benim birimlerim mi yeterli değil? Adamda 19 birim var. Bende 14 birim var. Ondan kaynaklanıyor, anladım. Savunmaya koydum zaten. Aa bir dakika. Şunları da getir. Saygılar dostum. Gönder gitsin. Tamam. Evet, evrensel oyaklı geldi. Şimdi bakalım hangisi? Evet, çok iyisin be. İşte sen busun. Güvenceye alınan özgürlükler. Aydınlar sınıfı destekliyor. Geçici onay destekleri %26. Aydınlar sınıfını iktidara taşısak bir 14 destek doğrudan gelecek. Hükümet 62 olmuş bu arada. Ah, herkes iktidara gelebiliyor. Çok iyi. Tamam. Ülkede muhalif bırakmadım ya. İşte ben buyum ya. Ama vergi almadığım için böyle gerçi. Şimdi bunu nasıl yapalım? Abi ben vergi alacağım yalnız. Tamam. Ya %50 penaltı yemesine artık bir şey demeyeyim. Kanun daha hızlı ilerlerse bizim için önemli. Bakın şimdi savaş çıkacak diyor. Niye? Ulan diyor, bütün diyor ülkeyi veremem artık diyor. O kadar da değil hocam diyor. Göreceğiz. Evet, ilk saldırıyı yaptı ve kaybettiğinde gerisi kolay. Tamamen saldırıya geç. Oyunda savunma çok güçlü oluyor erken dönemde. İlk savunmayı yaptıktan sonra zaten gerisi kolay. Bu arada biz... bak bir hata yapmışız. Neyse. Problem olmadı. Artık geri kalanını kazanırlar zaten. Hepsinin savunmada olması önemli. Çünkü saldırıya geçebiliyor yine de ordu. Ama şu an bir sıkıntı olmayacak gibi. Güzel. Kölelik karşıtı ideolojiye geçiyor Henry Clay. Buyursunlar. Buyursunlar. Güvenceye alınan özgürlükler dediğim gibi çok çok önemli bir kanun. Son seviyelerine kadar çıkartacağız desteklerini. Ve böylece halkımızdan vergi almamız onları daha az rahatsız edecek toplamda. Vergileri de yüklenebileceğiz zaman içinde. Olur. Rahat rahat yeneceğiz arkadaşı, sıkıntı yok. Giuseppe Mazzini. Şimdi bir dakika bakalım. Bakalım. %10 veriyor. Aydın sınıfı 5 yıl boyunca toplum cazibesi alacak. Çok iyi. Mazzini de şöhret alıyor. Çok çok iyi. Affetme. Acımayacaksın.
İnşaat sektörlerimizi biraz büyütebiliriz. Burayı biraz büyütmek nasıl bir tabir? Birkaç tane büyütmeyi düşünebilir misiniz acaba? Olabilir. O da olabilir. Güzel. Şu an için sıkıntı yok. Dışarıya ne kadar satıyoruz? Gayet iyi. İhracattan vergi almayalım. Daha fazla satalım dışarıya. Daha fazla. Daha fazla satalım. Niye? Komşuluk kamplarını yapmaya devam edeceğiz çünkü. Halkımızı komşuluk kamplarında çalıştıracağız. Tabii bu kısa vadeli bir çözüm. Uzun vadede büyük bir sanayi oluşturmak için komşuluk kampları yeterli değil tabii ki ama şu anki şartlar için şöyle yapalım. Şu anki şartlar için bizi idare edecekler kendileri. Hop. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu arkadaş burada kalıyor. Geç şuraya. Birkaç arkadaşı da şöyle taşıdık. General de alsaydım keşke. Neyse bir tane general buradan getiririz artık. Sen burada savaş. Yoksa burası kaybedilecek. Bizim ilerlememiz gerekiyor. Kansas özgür toprak olmaya devam edecek. Kansas vilayetine götürecek küçük bir kısmı olur. Götür. Kanun çalışma evresine geçti. Güzel, güzel, güzel. Çocuklar hemen yerleşin şuraya. Abicim. Hadi ya. Heh. Çok şükür. Birkaç tane de asker aldık dediğim gibi. İnşaat sektörümüzü yükseltmeye devam edelim. Birer birer. Evet. Meksika birazdan teslim olacak. Ana savaş nedenleri ele geçirilmiş durumda. Kabul et. Kabul et. Ne kadar çok toprak istemişiz. Ülkeyi komple ver demişim adeta. Verecek. Gerektiğinde verecek. Ülkesini de verecek komple. Yolculuklar için daima eşlik edelim. Daima. Oyalama geldi ya. Hangi siyasi hareketin radikalliği var? Radikallik aslında bizim çok işimize yaramıyor. Tamam yani çıkar. Destek olsaydı kabul ederdim de. Evet, sıkıntı değil. Kabul ediyor musun? Meksika. Yazıklar olsun sana. Ülkeni komple elinden aldım ya. Hala devam edeceğim diyor savaşa. Evet, sonunda teslim oldular. Mükemmel bir fetih. Mükemmel. Vilayet. Vilayet. Bunları hemen birleştireceğiz. Bunlar bizim birleştirebileceğimiz vilayetler. Saygıdeğer arkadaşlar. Kültürel anlamda bağımız da var. Böyle devamlı olarak fethetmeye çalışacağız bu arkadaşı. Britanya ile ilişki kasmaya devam edelim. Benim rekabet ilan edebileceğim biri var mı ya? Saygıdeğer rekabet. Kim varmış? Hollanda, İspanya. Ayıp ediyorsun. Kötü şöhretimiz fazla. Hızla düşsün isteriz. Hızla. Nüfusumuz 18 milyon oldu. Gayet iyi. Halkımıza iyi bir hayat standardı sunma vaadinde bulunuyoruz. Lütfen bizi desteklesinler. Komşu kamplarımız yapılmaya devam ediliyor. Şimdi iş değişmeye başladı artık. Yavaş yavaş. Tamam. Sanayiciler yani şey aristokratların gücünü kırabiliriz. Çünkü niye diyeceksiniz? Bir saniye. Ahmet abi. Şunu bir şey et. Şunu da. Bir tane 4 birimi göndersem olur aslında. Şuraya. Çünkü artık tamam yani sorunum kalmadı benim. Zaten iktidarı değiştireceğim yakında. Ve bundan sonra aristokratların gücünü geriletmemiz gerekiyor. İşimize yarayacak kısım o. Kimde meşruluk yok ha? Oğlum sen nereden geldin? Yürü git. Bu hangisiymiş? Düşük organizasyon mu? Yeni aldı komutanın ondan herhalde. Kaynaklarını yeni alıyor. İnsan gücünü kaynaklarını. Yener herhalde.
Karşıda asker var mı yok mu o bile belli değil. Altına hücum, altına hücum. Sahte demokrasi. Bir saniye. Abi elden geldiğince yapma bunu Varacao ya. Yapma bunu. Kahredici oyun. Burada maalesef istediğimiz planı uygulayamayacağız. Maalesef. Böyle yapacağız. Şimdi böyle baktığınızda aslında Whig Partisi için daha iyi oluyor gibi ama meşruluk da gidiyor. Meşruluğun gitmemesi lazım. Hayat standardı olur. Olur canım kardeşim. 18 milyon nüfus var. Evet, şimdi Tomşuk kamplarımız, bakın hala talep var. Talebi gördükçe yap kardeşim, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir de demir madenlerine bakmak lazım arada aslında. Ben bu kadar yaptım ama demir madenleri ne diyor bu duruma? Artık talep oluştu mu demir madenlerinde? Oo! Yavaş yavaş demir madenleri biz de geliyoruz diyorlar. Önümüzdeki sene demir madenleri için şirket kurabiliriz. Doğru mu? 1 Ocak. Aa, önümüzdeki sene değil. Gelmiş. Bunlar kurulsun, arkasına demir madenlerini kurmaya başlayalım hemen. Şöyle tık 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 başlıyorum. İzniniz olursa. Bu Minnesota denilen eyalet nasıl birleştirilmez? Koloni diye... Ha. Tamam, koloni büyümesi var diye oluyormuş. Devam. Ya sen Liberia, sana ne oluyor ya? Aramız kötüleşiyormuş. Oğlum bak, senin için taklalar atıyoruz burada. Alçaklığın lüzumu yok. Bak ya. Orada ilgi gösterebileceğimiz yerler var. Şöyle biraz da gerçekçi olsun değil mi? İlgi göstereceğimiz yerler. Evet, yeni hükümet geldi. 87. Çok güçlü bir hükümet kurabiliyoruz aristokratlardan oluşan ama önce 45 desteğin 9.6'sını kaybetmeyelim istiyoruz. Şu kanun bir geçerse arkasına hükümeti değiştireceğim abi. 5 ayım var. 5 ay içinde geçer mi acaba kanun? Bir sürpriz yapıp geçse ne iyi olur be. Aslında sürpriz değil. Gayet geçebileceği bir durumda ama kahredici şans anlarından biri yaşanıp yok oyalama, yok bilmem ne. John Brown. Kölelik karşıtı. Kesinlikle destekliyorum. Kölelik karşıtı olup da gelmeyenin deriz. Çok iyi be, işte gaza getirdim. Bak bu oyun beni hep duyuyor biliyorsunuz değil mi? Ağzına tükürdüğümün. Şimdi rahatız abi, bakın mis gibi oldu ülke. Kölelik karşıtlarının yani kölelik yasağı isteyenlerin burada bir radikalleşme hareketini başlatmasını bekleyeceğiz. O daha iyi olur bizim için. Öte yandan bürokrasi puanlarımızı uçurmaya başlayalım. Çok fena uçacak yani. Ben felsefe bölümünü açmayı unuttum bu arada. Evet. Kahredici oyun. Hiç de demiyorsunuz Uğur Bey, bir felsefe bölümünü açsaydınız ülkede. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Şimdi bürokrasi puanı 646 demiş. Bunu en sona getir. Kağıt eksiği başlayacak ülkede yoğun bir şekilde. Kıyamet kopuyor şu an. Tamam. Her yerde birer seviye yapılabilir. Aslında sülfür yine. Odun, sülfür. Ama olsun, biz şimdi böyle en kritik yerlerde yapalım bunu. Bunu bitir. Merkezi arşiv. Olur. Dışarıdan bir kağıt getirebilirim aslında bir süre için. Bu kadar zarar etmeyelim diyorsak. Güzel. Şu an büyük bir zarar var. Toparlayacağız. Kölelik yasağı %21 ile ilerliyor. Getirirsem Güney aristokrasi çıldıracak. Şimdi gelecek eventlerle radikalliği yükseltmemiz gerekiyor. Bir devrim oluşturursak hemen hükümete istifa ettiririm. Oradan kanun gelir. O kanun gelene kadar benim yapmam gereken bir şey var mı? Sen daha gelmedin. Tebrik ederim seni. Bu ülke insanı
bir kanun değişikliği istemez mi? Heh. Mesela daimi polis teşkilatı %35 ihtimalle ilerliyor. Bu terbiyesiz adamların gücünü kırmamıza yardımcı olacak aynı zamanda. Bir de kargaşa nedeniyle vilayet cezası düşürüyor bu. Bu ise hayat standartı azalanlardan radikal olanları azaltıyor. Bu da neye neden olacak? Uğur Bey vergi alacak. Bak ısrarla söylüyor. Yani bu senaryoyu görmemiz lazım. Uğur Bey çok fazla vergi alacak vatandaşlarından. Ama önce radikalliği istediğimiz kıvama getirmemiz lazım. Çok fazla artamamalı. Tüfek üretim yöntemi gelmiş. Buyursunlar. Buyursunlar. Amerikan kolonizasyon hakları. Demir yollarına şimdilik geçmiyoruz. Çok çok maliyetli. Bizim gibi bir ülke için gereği yoktu. Dedirten kanunlardan. Olur. Şimdi bu kanun değişikliğini bir de neden yapıyoruz biliyor musunuz? Stratejik bir karar bu. Bazı kanunları da geriye tekrar döndürme yalanını uydurabiliyorsun. Bunları memnun etmek için mesela. Bunlar radikalleşebilirler. Radikalleştiklerinde çok ciddi penaltılar vurabiliyorlar. Ekonominize zarar verir. Onu dengeli götürmek adına bir çakallık yapabiliriz orada. Şimdi kağıtlar bitsin. Arkasına demir madenlerine geçeceğiz. Hatta ben aslında demir madeni sorununu demir madeni yaparak değil de buharlı vinç değildi ya. Neydi o? Su borulu kazan. Ha, onu getirerek de çözebilirim. Aslında ama neyse bakalım dur. Şimdi bak seni açacağım. Efendim oradan bir bonus gelecek demir madenlerini kurarken. Aynı zamanda buradan da bonus gelecek tabii. Gerçi bu bonus pardon çelik fabrikalarına veriyor sadece. Şirket üretimi hacmi bonusu. Gerçi bir dakika hayır bu bonus var. Demir madenleri ve kurşun bu bonusu alacak zaten. Şu iki bonusu alacak. Bu da efendim bizim demir ihtiyacımızı biraz daha azaltacak gibi. Hatta azaltmış. Bayağı bir azaltmış sanki. Sağlık kurumu geldi. Şimdi bir de işçi hareketini seçelim arkasına. Yakında üniversiteleri kuracağız. Hatta üniversiteleri kurmaya başlamalıyız sanki. Romantizm var. Felsefe var. İki seviye sanat akademisi diyordu değil mi? Tamam. Ülkede sanat yok mu? Yazıklar olsun. Ülkede sanat yokmuş. Bir de üniversite kuralım. New York 5 seviye olması lazım. 5 seviye. Tamam bunları bir aradan çıkar 2 dakikada. New York mu ikisi de? New York tam ulan doğru yere bakıyorum. Orası değil diyorum kendi kendime. Yol bakımı verdik. Tamam. Şimdi fantastik bir olayla karşı karşıyayız. Bölücüler mi? Tamam bir tane olabilir. Yani daimi polis teşkilatı da benim için çok çok böyle olmazsa olmaz bir şey değil. Getirmeyebilirsin yani gerekirse de. Yabancı yatırım hakları tanıyacak birbirlerine karşı. Bunun bana zararı da olabilir bu arada. Ben bunu istemiyorum ya. Kalsın. Gereği yok. Ya oyunda henüz bu mekanikleri çok sevemedim. Çünkü ülkeniz tamamen sömürgeye açılabiliyor. Büyük bir devlete bıraktığınız anda uzun vadeli olarak. Hani erken dönemde çok güzel kalkınıyor falan diyorsun da. Ya gerekirse bir süre sonra iptal edersin. Hayır kardeşim ya. Bu nereden çıktı şimdi? Neyse. Bir problem yok aslında. Reddedersek. Onaylayıp getirmezsek daha büyük sıkıntı. Yalandan destek ver. Yalandan destek ver. Bunların desteği devam ediyor. Güzel. Radikalleşmeyi biraz daha toparlayacak yakında. Güzel. Artış hızıyla alakalı. Sonra vergiyi bir tık arttıracağız. Abicim yeter artık ama bak. Al işte ya. Ne yapayım? Ana menüye mi dönüp gelelim? Alçak herif.
Mahvetti bizi. Kanun geçmeyecek herhalde. Gelse iyi olur. Bunu da son seviyeye getiririz. Hayat standartı azalanlarına dikkat edin. Ondan sonra vergileri arttıracağım işte. Felsefe bölümü gelmiş. Tebrikler. Kaç daha çok puan var? Üniversite sayımızı arttırmamız gerekiyor aslında. Şu an yeterli seviyede değil. Bunun yerine mekanize atölyeleri alsam. Tamam, onu da alacağım da. Abi. Bak, sürekli ters gidiyor ama kanun. Oku çıkmaya başladı. %20. Bir %20 de bundan gelecek desen. Doğru mu? %20 değil mi? %40. Çok iyi bir indirim. Arkasına %50'lik şu penaltıyı en azından biraz daha kabul edilebilir deriz. Değerlendiririz yani. Ve sonra sanayimizi daha hızlı yükseltiriz. Hemen inşaat sektörlerini büyütmeye başlayacağız. Tabii kağıt eksiğimiz de var. Kağıdı yanılmıyorsam ama çok maliyetli almıyoruz şu anda. Pardon. Ticaret anlaşmamız var mıydı Fransa'yla? Ne diyorsun ya? Bir dakika. Aha, oy verme aşamasına geçmiş. Fransa'dan gelenler var. Fransa'yla ticaret anlaşmamız var mı? Çok güzel bir soru bu. Israrla buradan bakmaya çalışıyorum da o da izin vermiyor. Şuradan bak işte, 2 dakika, Fransa'yla ticaret anlaşmam var mı diye. Var. Tamam, vergi yok aramızda. Güzel. Başka, demir madenlerin üretkenliği var demiş. Sen ne dedin? Oğlum bunlar da ne kadar çok penaltı yedi ya. Henry Clay öbür tarafta kölelik yanlısı, kovulabilir. Sıkıntı yok. Yerine gelen kim? Ilımlı biri. Tamam, o da problem değil. Gayet iyi. Bölümün yavaş yavaş sonuna geldik. Efendim. Teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devleti şunun 4.4 aslında çok önemli değil de. Bu bile dahil olabilir savaşa. Şunu biraz daha düşürelim, sonra ilhak ederiz. Burada daha düşük seviyeden ilhak edilebiliyor arkadaş. Bu bölüm bir giriş bölümü oldu. Hazırlık bölümü oldu. İşler istediğimiz gibi gidiyor. Biraz kanunlar geç ilerliyor ama olsun. Kritik değil. O kadar önemli değil. Güvenceye alınan özgürlüklerin getirilmesi iyi oldu. Bir de polis teşkilatını getirdiğimiz anda yavaş yavaş vergileri yükleneceğiz ve inşaat sektörlerimizi büyütüp demir madenleri, alet atölyeleri falan, bunlar artık daha maliyetli efendim inşaatlara geçeceğiz, sanayilere. O zaman ülkemiz hızlı bir şekilde zenginleşecektir. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalınız.